En la segunda carretera municipal de Hatay, sobre una superficie de 10,5 acres, hay 4 bloques de 6 y 12 plantas con un total de 249 apartamentos. La residencia Rone Sanz tiene una piscina semiolímpica, piscina para niños, jacuzzi, juegos infantiles, zona de gimnasia, cascada, camelia, zonas de estar, cancha de baloncesto, pistas para bicicletas, jardines en el suelo, mercado, cafetería y pastelería. La característica más importante del proyecto es que es la primera residencia en Hatay construida con un sistema especial de encofrado y grúa torre. Y Achin Choshkun, director de construcción, declaró que gracias a esta técnica de construcción están orgullosos de liderar la construcción de edificios de calidad más seguros y rápidos de Antakya, y que todos los procesos, desde el aislamiento hasta los revestimientos, se llevan a cabo meticulosamente. Normal bir konut projesinden öte farklı bir proje yapalım adı altında fikir oradan çıktı. Burası en çok sosyal yaşamın, güvenliğin önde tutulduğu, ortak yaşamın önde tutulduğu bir mekan. La Rone Sanz Residence fue la primera residencia de lujo construida en Antakya. En los 249 apartamentos del complejo vivían 1.000 personas. La mole de cemento colapsó durante el primer sismo. El balance final fue de 800 muertos y 52 desaparecidos. Entre los desaparecidos, 16 niños. Nunca se han recuperado los cadáveres y las pruebas de ADN no han dado ningún resultado. Las familias están solas y el gobierno solo admite 135 desaparecidos en toda la región, ninguno de ellos niño. Hablar de desaparecidos en los terremotos es difícil, porque hay muchas implicaciones a tener en cuenta y los complejos trabajos de recuperación y la mala gestión de las identificaciones genera una situación de incertidumbre generalizada. Evet. Yani şöyle, şimdi bu insanlar enkazdan sağ çıkarılan insanlar da oldu. Özellikle mesela o anki panik haliyle insanlar enkazdan sağ çıkardıkları kişileri direkt işte bir araba durdurarak ya da orada birinin aracı var ise ona bindirerek hastaneye götürdüler. Dolayısıyla o sıra o çocukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tespit edilemediği için hastaneler ikinci depremde de çok zarar gördüler. Mesela kadın doğum ve çocuk hastanesi vardı burada. Çocuklar çoğunlukla oraya sevk edildiler. Ama öğle saati olan ikinci büyük depremde o hastane zarar gördüğü için hastane tahliye edilmek zorunda kaldı. Hastane tahliye edilince de o çocuklar işte başka hastanelere ya da Adıyaman'ın içerisindeki hastanelerde yer yoksa da çevre illerdeki hastanelere gönderildikleri için onların ailesinin kim olduğu da tespit edilemediği için aslında yaşadığı halde belki bir yerde hastanede hala tedavi gördüğü halde ulaşılamayan insanlar var. Bunlar canlı olarak kurtarılmış kişilerler. Bir de ölüsüne ulaşılmayan insanlar da var aslında. Çünkü ilk etapta DNA testleri yapılmadı. Ve burada mesela enkaz çalışmaları sonlandırıldığı halde 122. günde bir binanın enkazında bir genç kızın cesedi de çıkarıldı. Dolayısıyla o enkazlar kaldırılıp şehrin dışına yığıldığı zaman da orada ne yazık ki oraların içerisinde de ölü insanlar var. Dolayısıyla bu insanlar hem ölü olabilirler hem de diri olabilirler. La mala gestión de las víctimas, la falta de pruebas de ADN y el propio deseo de las familias de poder enterrar a alguien ha dado lugar a un pacto de silencio entre los habitantes de la zona. Una omertá que rodea los entierros realizados durante los primeros días. Un silencio macabro que también es culpable de algunas de las desapariciones de la región. Kayıplar şu sebeple de var aslında. Bu da çok spesifik bir sebep ve bizim bir meslektaşımız, Halil Ak Toprak isimli bir meslektaşımız hala kayıp. Çünkü o DNA testleri yapılmadı, teşhisler üzerinden gömüldüler ilk etapta çıkarılan cenazeler. Belki o başkasının kendi cenazesi zannederek gömdüğü insanlardan biri. Yani o DNA testinin yapılmayışı, sadece teşhis üzerinden insanların evet işte bu bizim cenazemizdir diyerek alıp gömmeleri üzerine de kayıplar oluştu. Dolayısıyla bunlar yani birçok sebebe dayanıyor. Durante los primeros días después del desastre, el gobierno no estuvo presente. Esto llevó a la gente a intentar rescatar a otros como pudo, hecho que provocó más desapariciones, incluso de las personas que se suponía que estaban vivas, debido a la falta de seguimiento y registro de las víctimas. Hay muchos testimonios que cuentan que después de rescatar y llevar las víctimas a un centro médico, muchas personas simplemente desaparecieron, a pesar de estar conscientes y sin heridas graves. Ailelerin anlatımına göre, özellikle savcılığa başvurularında belirttikleri beyanlarına göre, depremden hiçbir zarar görmeden çıkan ya da işte bilinci açık bir şekilde çıkarılan ama buna rağmen kaybolan insanlar var. Burada tamamen o enkaz çalışmalarında yeteri kadar titizlikle çalışılamaması,
Özellikle ilk birkaç gün ortada hakikaten resmi kuruluş adına hiç kimsenin olmayışından kaynaklı vatandaşın tamamen el yordamıyla, kendi bildiği yöntemlerle insanları kurtarmaya çalışmasından oldu. Bu kayıpların mevzusu da buna dayanıyor. Las trabas burocráticas y el recorrido legal que deben hacer las familias para encontrar a los desaparecidos tampoco es fácil. Y su única opción es utilizar las instituciones gubernamentales que niegan, de forma sistemática, la existencia de algunos desaparecidos. Depremin üzerinden 3,5-4 ay geçmişti. Bir tane kadın geldi yanıma. Dudakları bile çatlamıştı. O kadar perişan haldeydi kadın. Bana yardım edin dedi. Ya oturduk. Sorun ne dedik. Benim çocuğum kayıp dedi bana. Daha önce, bundan yaklaşık 10 yıl önce, 10 yıl kadar önce eşiyle boşanmışlar. Oğlun velayeti babaya verilmiş. Depremde kadın haber alıyor ki oğlu ve eski eşinin olduğu bina yıkılmış. Eski eşi depremde ölmüş. Oğlunu aramaya başlıyor. Oğlu da sağ kurtarılmış. Hastane hastane geziyor, bütün resmi kurumlara gidiyor. Bana oğlumu bulun diyor ama hiçbir yerden hiçbir yanıt alamıyor. Aylarca Adıyaman'ı dolaşmış ve çocuğunu aramış. Bana oğlumu bulun dedi. Biz kadını aldık. O zaman savcımız vardı, tayini çıktı depremden sonra. Böyle bir mevzumuz var savcı bey dedik. Bu çocuğu bulmamız lazım. Bu kadın aylardır çocuğunu arıyor. Çocuk ölü mü, diri mi, hastanede mi, bir yere mi sevk edildi? Çocuk sağ kurtarılmış, bunu biliyoruz dedik. Savcı çocuğu bulacağına söz verdi. Hakikaten de bir hafta içerisinde çocuğu buldu. Emniyetten kadını aradılar. İşte çocuğun halaları çocuğu alıp Urfa'ya götürmüşler. Aileye de hiçbir şekilde, annesine hiçbir şekilde haber vermemişler. Kadın da çocuğum kayıp diyerek aylarca çocuğu aramış. Çocuk bulundu ama savcılık eliyle bu çocuk bulundu mesela. Aslında çocuk kayıp değil. Aslında çocuk kaçırılmadı. Ama tamamen iletişimsizlikten ve devlet kurumlarının kadına aylarca gerekli bilgiyi vermeyişlerinden kaynaklı olarak kadın çocuğun kaçırıldığını düşünmüş. Ve aylarca çocukla hiç görüşememiş. Este caso en concreto demuestra la inoperancia de un Estado que ha fallado en la labor de proteger a sus ciudadanos. El caso de este niño ha terminado bien, pero hay muchas familias en las que la pesadilla continúa y deben escuchar día a día cómo el gobierno niega la existencia de niños desaparecidos mientras saca pecho de su gestión. 1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum. Estas declaraciones incendiarias que niegan la existencia de niños desaparecidos y que atacan a la oposición con la excusa de querer instrumentalizar estos casos tienen un importante efecto psicológico en el terreno y solo añaden más combustible al fuego de las especulaciones. 1912 tane çocuğun kaybolduğu söylendi toplamda bu afet bölgesinde. Bu 1912 çocuğun tamamının biz kimlik tespitini yaptık ve bulduk dedi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Ama hala çocukların kayıp olduğunu söyleyen aileler mevcut. Dolayısıyla bu da bizi resmi kurumların yaptığı açıklamaları şeffaf olmadığına yöneltiyor ve aileler bu açıklamalara güven duymuyorlar. Kapataslak bir hesaplama yapacak olursak eğer 1912 çocuk kayıpsa, bunun bir kat kadar da yetişkinin kayıp olduğunu sayarsak 3000'den fazla insan aslında kaybolmuş. Bunların 2000'i bile bulunmuş olsa hala bulunamayan cenazeler mevcut. Benim Hataylı bir arkadaşımın anne ve babasının cenazesi hala bulunamadı mesela. Ama bakan çıkıp diyebiliyor ki kayıp insan kalmadı. Ve medyaya yansıyan görüntüleri yalanlayarak bunlar işte devletimizi karalamak için yapılan politikalardır diyor. O zaman aile nasıl yalan söylüyor? Çocuk nerede? ¿Dónde están los niños? La pregunta que se hace todo el mundo. En el próximo capítulo intentaremos responder una pregunta difícil y controvertida, un tema donde hay que vigilar dónde se pisa y que apunta e inculpa a estamentos religiosos muy importantes dentro del Estado turco.